Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Benim çok meraklandığım bir yer. Şu an Mersin'in Tarsus ilçesinin Yenice kasabasındayız. Bu kasaba çok büyük bir öneme, çok büyük bir önem değil ama anlatacağım. Gördüğümüz şu gördüğünüz bina. 30 Ocak 1943 yılında Winston Churchill Adana'ya gelir. Tabii şu an Yenice Mersin'e bağlı. O zaman Adana'ya bağlıydı. Ve İnönü ile burada buluşur. İnönü'yü burada müttefiklere, 2. Dünya Savaşı'na müttefiklere katılmayla alakalı kendisini İnönü'yü ikna eder. Şimdi gidelim, birlikte keşfedelim. Daha sonra da o görüşülen vagona bakalım hep birlikte. Flying visit to Turkey, accompanied by prominent statesmen and leaders of the fighting services. At Adana, he was joined by the British ambassador to Turkey, Sir Hugh Knatchbull Hewson. The conversations took place on a railway siding, and there the British Prime Minister was received by President İnönü of Turkey. Adana has strengthened Turkey's resolves and has set the seal upon her security for the duration of the war and in the peace to follow. Arkadaşlar, binamız bu şekilde, görüldüğü gibi çok tarihi Yenice tren istasyonundayız ve karşıda görüldüğü gibi 30 Ocak 1943 İnönü Churchill Yenice Beyaz Vagon görüşmesi. Tam vagon burada değil, vagonu farklı bir yere koymuşlar. 3 kilometre uzaktaymış, onu daha sonra ziyaret edeceğiz. Derler ki Churchill İnönü'yü burada Türkiye'nin müttefiklere katılmasıyla alakalı kendisini burada ikna ettiği söylenir. Ve çünkü 1943 yılında Almanya artık savaşın gidişata Almanya aleyhine dönmüştür. Ve müttefikler bir Balkan cephesi açmak istemektedir. Bundan dolayı da Churchill ile İnönü burada buluşur. Ve görülen bu tren istasyonunda buluşulur ve İnönü burada ikna edilir. Ama şöyle bir durum karşısında, Türkiye'nin ordusu o zaman çok kötü. Mutlaka bir silah, tank yardımı yapılması istenir ve bu şekilde savaşa katılmayacağını, savaşta tarafsız kalacağını söylenir. İşte İnönü'nün en büyük dehasılarından biri Türkiye'yi savaşa sokmamaktır birçok kişiye göre. Birçok kişi de der savaşa girmeliydi vesaire. Şimdi gidelim, bu görüşmenin yapıldığı tren istasyonunu hep birlikte görelim. Ve karşıda park gözüktü. Şimdi arabayı park edeceğiz. Parkın içine gireceğiz. Herhalde vagon o içeride olması lazım. Bakalım. Park burada. Görüldüğü gibi Tarsus Belediyesi İnönü Churchill Barış Parkı. Vagonda içinde. Ve gidelim. Burayı korumaya almışlar. Dediğim gibi şöyle de bir durum oluyor. Sovyet tehlikesinden çok korkuyor Churchill. Ondan dolayı Türkiye'yi kendi yanına çekmek istiyor. Almanlar, evet Almanlar yenik düşüyor. Almanların her türlü çekileceğini biliyor. Ama en büyük tehlikesi Sovyetlerin Türkiye'ye, eğer Almanlar Türkiye'ye saldırırsa Sovyetlerin tekrar Türkiye işgal planı olmasından korkuyor. İnönü de bundan çok çekiniyor. Ve İnönü Almanlara hem yanaşmamak hem de İngiltere'nin, Fransa'nın ve Birleşik Devletler'in, ya daha doğrusu müttefiklerin yanında yer almak adına Churchill tarafından burada ikna ediliyor. Ama Türkiye'nin savaşa sokulmaması yönündeki en büyük adım da Birleşik Devletler Başkanı Winston, düzeltiyorum, Roosevelt'ten geliyor. Çünkü Türkiye çok güçsüz. Eğer ki savaşa girerse daha da kötü olabilir. Almanya Türkiye'ye girer, Türkiye işgal olunur. Türkiye daha da kötü anlamda tahribata uğrayabilir. Çünkü İnönü biliyor ki kendi gençliği bir savaşta gitti. Kendi gençliğini savaşa verdi. Ülkesinin gençliğini savaşa sürmek istemiyor. Bundan dolayı yani böyle bir ortamda gerçekten çekimser kalabiliyor.
Evet, burada özellikle şurada İnönü ve Churchill'in görüşmesini anlatan bir gravür. Ve devam ediyoruz. O görünen o tarihi fotoğraf. İnönü ve Saraçoğlu, 5 başbakan. Ayrıca şuradaki İngiltere konsolosu, ismini tam hatırlayamıyorum. Burada gözüktüğü gibi. Ve o tarihi tren burada görülmekte. Bir top var burada. O tarihi tren bu. O mülahaza, düzeltiyorum, o mülakat burada gerçekleşiyor. İnönü Churchill mülakatı, görüşmesi. Bugün 29 Ocak, hatta yarın yıl dönümü bu olayın, 30 Ocak yarın. Benim bu tarihte gelmem. Gördüğü gibi. Bakalım içine giremeyeceğiz herhalde ama en azından görmemiz yetti. Keza burada her yıl, yılın bazı zamanlar tören de yapılıyor bu görüşmeyle alakalı. Böyle. Trenin arka tarafına geçtim. İşte şurada iç tarafı çok iyi gözükmüyor, yansıyor zaten. İşte bu görüşme bu küçük vagon içerisindeki. Burada hatta koltukları da gözüküyor. İçeri göstermeye çalışacağım biraz. Koltuklar da gözüküyor. Burada gerçekleşiyor.